Merhaba. Yeni bir Sinemadan programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Phantom Thread filmini ele alacağız. Konuklarım yüksek lisans öğrencim Sedef Ege Karataş. Hoş geldin Sedef. Merhaba ve doktor öğrencim Türker Körük. Hoş geldin Türker. Sedef'ciğim, istersen önce filmin konusuyla başlayalım. Bize özetler misin? Tabii ki. Film 1950'lerin Londra'sında geçiyor. Terzi Reynolds ve ablası Cyril'in beraber kurdukları moda evini nasıl yürüttüklerini ele alıyor. Reynolds'ın Alma ile olan ilişkisini anlatıyor aslında film. Reynolds kendi hiyerarşisini gayet güzel bir şekilde kurmuş. Ablasıyla iktidar ilişkisi bize veriliyor, gösterilmekte. Ve ara ara da hayatına ilham kaynağı olması için geçici olarak kadınlar almakta. Aslında başında Alma da bize bunlardan biri gibi gösteriliyor. Fakat Alma'nın bu kadınlardan bir farkı olacak Reynolds için ve hayatında kalıcı olacak. Buna şahit oluyoruz film boyunca. Son derece ilginç bir öyküsü var Phantom Thread'in. Sinopsisin bize çağrıştırdığı şey erkek temelli bir film olduğu üzerine. Bu yüzden de 2018'de Türkiye'de gösterime giren bu film aslında çok fazla tartışmaya yol açtı. Bu konudaki genel düşünceleriniz neler? Türker, ne düşünüyorsun? Hocam, ben kadının adının aslında çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum filmde. Alma'nın anlamı kendini feda eden, hayat suyu veren gibi bir anlamı varmış. Yani kadını farklı değerlendirdiğini düşünmüyorum bu filmi. Bir erkek filmi olarak, bir modacının bakış açısından çekilen bir film olarak kadını tam da alması gerektiği gibi ele aldığını düşünüyorum. O zaman feminist eleştiriler açısından baktığımızda zaten erkek bir yönetmenin çekmiş olduğu bir filmde erkek bakışıyla kadın bedeninin yeniden şekillendirilmesi bu film için tutarlı görünüyor. Evet. Peki biz feminist duyarlılığı açısından tekrar bence birazcık detaylandıralım. Neden modacı, neden bir terzi, neden kadın bedenini erkek bakışı için hazırlıyor? Ve Daniel Day-Lewis'in efsane bir oyunculuğu var ve sinemayı bırakmaya da karar verdiği film olarak açıklandı. Kadın bedeni ya da kadın üzerine politikalar bu sinemada sizce ideolojik olarak tekrar üretiliyor mu, yoksa yeni bir bakış açısı mı getiriyor bu film özelinde? Aslında bu film yeni bir bakış açısı getirmiyor. Türker'in de dediği gibi aksine destekliyor. Çünkü zaten filmin öyküsü bir terzi olan erkeğin üzerine kurulu hocam. Kadınları görmek istediği şekilde görüyor. Biz de izleyici olarak erkek bakış açısıyla izliyoruz bütün filmi. Fakat hikaye açısından sonlara doğru Alma'nın yaptığı eylemlere bakacak olursak, Alma'nın davranışlarına, belki bir nebze yıkıyor olabilir diyebiliriz. Misojini diye bir kavram var biliyorsunuz, kadın düşmanlığı. Sinemada da fazlasıyla ele alınan bir kavram. Bazen ideolojinin yıkımı ve alternatif ideolojinin yaratılması için, bazen de o ideolojinin tekrar edilmesi için. Özellikle yabancı kaynaklı eleştirilerde filmin misojini açısından, yani kadın düşmanlığı açısından çok ciddi sorunları olduğu dile getirildi. Yönetmenin ve başrol oyuncusunun, ki senaryoya da destek olduğunu biliyoruz Daniel Day-Lewis'in, bu konudaki eleştiriler de hayır, biz böyle bir şey yapmadık. 1950'li yıllar, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış olan bir Avrupa ülkesinde yaşanabilecek kadın bakışını dile getirmeye çalıştık şeklinde gerçekleşiyor. En iyi senaryo ödüllerini alıyor olması da galiba bu düşünceyi destekler bir biçimde, ama genel açıdan baktığımızda itaatkar kadın tiplemelerinin çok yüceltildiği bir film. Sedef'in söylediği gibi abla Cyril karakteri olmak üzere Reynolds'ın hayatına girip işi bittiğinde çıkarılan kadınların, itaat etmekten vazgeçtiği andan itibaren, sese kavuştukları andan itibaren dışarıda bırakılan kadınların durumu gibi. Alma'nın geçmişiyle ilgili filmde hiçbir şey bilmiyoruz. İlk karşılaştıklarında da sakarlığıyla ön plana çıkıyor bir garson olarak ve o sakarlığı yaptığı için erkeğin dikkatini çekmeye çalışıyor. Biz zaten genel olarak sinema çalışmalarında ana akım film içinde bu sakarlık ve kadın ilişkisinin kurulması, kurtarılmaya müsait kadın olacak güzelliğe sahip olma, erkeğin biçimlendirmesiyle kadın oluş üzerine sık sık tartışıyoruz. Bu konularda tırnak içinde biraz daha ana akım sinema dışında bir film üretmesi nedeniyle mi hoş görüyoruz bu filmi? Ne düşünürsünüz? Hocam, ben şöyle düşünüyorum. Reynolds'ın hayatına giren kadınları Reynolds kendisi çıkarmıyor. Buna bir kadın vesile oluyor. Ablası yapıyor yani. Bir kadını bir kadın def ediyor aslında.
Bu benim çok ilgimi çekti. Bir de hocam terziliği ona öğreten kişinin annesi olması. Ve annesinin bedenine yakışabilecek şeyler dikme düşüncesi ona ilham veriyor. Ve birlikte olduğu kadının annesinin yerine geçmesi. O da hocam çok manidar. Garson bir kadın, yemek vesilesiyle tanışıyorlar ve onu zehirleyerek, bir yemekle zehirleyerek kendine bağlıyor kadın. O da çok hoşuma gitmişti hocam. Yemek yani. Kadın işi derler ya yemek için. Kadın işi derler de öyle zorunlulukmuş ya da doğallaştırmaymış gibi olmasıyla ilgili. Tabii. İşte terzilik mesleği de ona bakılırsa. Dikme, sevecen davranma, annelik rolü, ablalık rolü, besleyici olma. Sedef'in daha önce dile getirdiği yine güzel bir şey vardı. Erkeği besleyen anne modelini aslında garson kadın da görüyor olması. Benim derdim bu filmdeki görünüşleri sinema öğrencileri ve sinema severler olarak tersinde okuma yapmak mümkün mü? Bunlar ilgimizi çekiyor evet ama birazcık filmin grenine karşı tokusak neler ortaya çıkacak Sedef? Aslında tabii ki bizden duyarlı izleyiciler olarak yapmamız gereken bu yani. Ana akım çerçeve içerisinde okumamamız gerekiyor filmi. Zaten feminist kuram açısından inceleyecek olursak o zaman filmi tamamen alaşağı edecek bir eleştiri yapmamız gerekiyor ve film aslında feminist kuramla bakıldığında kesinlikle ana akım erkek hegemonyasını destekleyen bir film. Çünkü erkek yönlendiriyor. Erkek aslında yetersiz bir karakter burada Reynolds. Çocuk gibi. Hayatını aldığı kadınlardan kendisi bile ayrılmıyor değil. Bence ayrılamıyor. Çünkü iletişimi bu nebze bunun için ayrılmak için yetersiz kalıyor. Ablasından yardım istiyor. Hatta ablası onu yetersiz gördüğü anlarda Reynolds sence Alma'yla konuşmalı mıyım diyor Reynolds'a. Yemeklerini sürekli başkası yapıyor. Bir çıt çıkarıldığı zaman çalışamıyor. Dikkati dağılıyor. Ve zaten anne eksikliği de çektiği için tamamen kendine yetersiz bir erkek profili görüyoruz aslında bu filmde. Ödipal kompleksi başarıyla atlatamamış. Zaten Alma tanıştıkları sahnede garsonluk yaparken ona verdiği bir notta iştahlı çocuk yazıyor Reynolds için. Aslında direkt bu da ödipal komplekse bir gönderme. Evet, biz bunu Freud'ta ve Lacan'da görmüştük. Emme refleksi olarak anneye bağlılığın daha sonra baba figürünün aynı evresinde devreye girmesiyle anneye duyulan arzunun kesintiye uğratılması ve ödipal kompleksin tamamıyla başarıyla atlatılamaması durumunda anne saplantısının diğer kadınlara da uygulanma yöntemi aslında annenin kaybı üzerine de ne zaman olduğunu bilmediğimiz bırakılan boşluklarda zihnimiz yaptığımız okumalarla tamamlanıyor. New Yorker'da çok güzel bir yazı buldum filmle ilgili. Filmi Alfred Hitchcock'un Vertigo'su ve biliyorsunuz roman uyarlaması olan Rebecca filmleriyle karşılaştırmış. Biz Alfred Hitchcock okumaları yaptığımızda genel olarak dile getirdiğimiz şey eril bakışın sinema izleyicisi kadın ya da erkek olsa da perdede eril bakışla seyrettiği karakterleri ve gerilim türü içinde olmakla birlikte kadının her zaman gerçek temsilinin erkek bakışı tarafından tanımlandığıyla ilgili. Bu yazının yazarı filmi ataerkilliğin propaganda filmi olarak nitelemiş ve Alma'nın kendine ait dünyasına dair hiçbir bilginin verilmemesini de sadece erkek inşası ile mümkün kılınabilen bir kadın olarak okumuş. Çok iyi bir tanımlama benim için çünkü Alma ile tanıştığında onu bir cansız manken gibi gördüğünü düşünüyorum Reynolds'ın ama onu giydirdiğinde hayata dönüştürebilecek bir pigmalion gibi davranabilecek bir karakterimiz var. Çünkü göğüslerini küçük bulması, belini şöyle bulması, kalçalarını böyle bulması sadece profesyonel bir terzi davranışından öte yeniden yaratılmış ve erkek tarafından yaratılmış bir kadın arzusunda bulunduğunu gösteriyor. Birazcık da enteresan bir durum çünkü onu yaratan bir kadın bir kadının bedeninden ayrıldı ve o ayrıldığı kadının bedenine hala çok büyük annesine ilgi duymakla birlikte şu anda kendisi kadın yaratmaya çalışıyor. Bu yaratıcılığın sürekli erkekle
birleştirilmesi düşüncesi de sinemada sık sık karşımıza çıkıyor. Ama film o kadar büyüleyici bir sanat tasarımına sahip ki ne yazık ki bu ideolojik okumaları birinci, ikinci izlemede olmasa bile neredeyse artık üçüncü, dördüncü izlemede görebiliyoruz. Paul Thomas Anderson, yönetmenle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yönetmen dönem filmlerini zaten çok başarılı çeken bir yönetmen. Bunu Derville B. Blood'da da görmüştük. Her filminde farklı bir şey deniyor. Yine Phantom... Daniel Day-Lewis'le çalışmıştı. Aynen öyle. Ve bu film beni çok şaşırttı. Bu kadar tamam eril, erkek egemen bakışla çekilmiş bir film. Fakat yine de içinde sanat tasarım açısından dediğiniz gibi pek çok naif detay barındırıyor. Yani asla gözümüze sokmuyor onun bir dönem filmi olduğunu. Renkler olarak, color correction olarak, grenlemesi olarak. Yani kesinlikle yapmacık değil ve bizi içine çekiyor tamamen görüntüler. Evet. Kadına atfedilen görevleri yapan erkeklerin rol aldığı filmlerde ya da onların öykülerini izlediğimiz filmlerde kadından bağımsız durabiliyorlar da erkeklere atfedilen görevleri yapan kadınlar mesela işte askeri bir alanda yer almak gibi erkeklere benzemek zorunda bırakılıyorlar sanki sinemada. Evet. Bu filmde onu tekrar ediyor gibi geldi. Sivil üzerinden mi? Kadın karakterler üzerinden de. Tabii ki hocam, ablası özellikle. Yani çok... Reynolds mesela yani kadınlarla birlikte hatta biraz da kraliyet ailesine yani üst tabakaya tamamıyla hizmet ederken kadın ruhunu anladığını düşünmenizi bekliyor film ya da ben onu bekledim bir izleyici olarak ama tamamıyla eril bakışı devam ettirdi. Ama orduda yer alan herhangi bir kadının öyküsünün anlatıldığı bir filmde biz erkekleşmiş kadını gördüğümüzde onu oraya layık görüyoruz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Birazcık bu da ideolojik bakış açısından sinemanın sık sık yaptığı oyunlardan bir tanesi. Erkek özneliğini koruyarak dışarıda kalmayı becerebiliyor ama kadın sadece girdiği ortamdaki erkeğe uyum sağladığı sürece varlık gösterebiliyor. Ve işte o da çok cesur, o da saatlerce yerlerde sürünmeyi başardı, o da güçlü, saçlarını kestirdi ya da işte Alien filminde olduğu gibi erkek iç çamaşırı giyerek aslında kadınlığından vazgeçti. Demi Moore'un oynadığı gibi çok kısa kestirdi ve gücünü kanıtladı. Sanki sadece bu fiziksel güç anlamında değil de uygulama alanında da kadına dışarıdan baktığınız ve kadınlaşmadığınız sürece övgüyü kabul ediyorsunuz. Evet, aynen öyle hocam. Türker? Katılıyorum hocam size ben bu konuda. Kadın bu filmde hocam Phantom Thread'de bir katil durumuna düşüyordu neredeyse. Onu kabullenebilmemiz için o adamı zehirlemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani onu güçlü görebilmemiz için, onu kararlı görebilmemiz için o adamı onu yapması gerekiyordu ve yaptı da. Hatta filmin başında benden ne isterse ona verdim diyor. Ne istedi sizden diyor. Her zerremi diyor kadın. Mesela onu öldürmeye çalışarak aslında ona kendini vermiş oldu. Kadının bu tehdit edici unsur olmasının anneyle bağı nedir? Yenilip yutulma fantezisidir hocam. Yani Freud'un açıdan baktığımızda buna işaret ediyor direkt olarak. Biraz açalım mı bu konuyu? Sedef? Siz açın hocam. biraz hocam annesinin saçını da sürekli göğsüne gizli bir iplikle dikiyor. Evet, ona zaten filme adını veren şey de o evet. Değil mi? Gizli iplik. Sonra mesajlar yazıyor ve onları kumaşların altına saklıyor. Evet, evet. Birazcık böyle şans yumurtaları gibi. Hani içinden ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Hatta farkına bile varmıyorsunuz. O elbiseyi giyiyorsunuz, taşıyorsunuz ama o elbiseye bir isim vermiş oluyor. Bir kader vermiş oluyor. Evet. Tıpkı kadınların kaderiyle oynaması gibi. O yüzden aslında kendi içinde biraz önce bahsettiğiniz gibi çok tutarlı bir film ama bir kadın gözüyle baktığınızda umarım kadın yönetmenler de bu kadar tutarlı feminist filmlerini devam ettirirler çünkü farkında olmadan beğenilerimizin yönlenmesiyle biz de benzer kadın karakter rollerini olumluyoruz. Biraz önce demiştik anne tarafından yenilme, yutulma fantezisi. Alien'a atıfta bulunduk Ridley Scott'ın birinci filmi yönetmenliğini yaptığı Alien özellikle. Burada gördüğümüz şey nasıl gerçekleşmişti? Hem anneden kopuşu olumluyor ama aynı zamanda Ödipal krizini tamamlayamadığı için yaşamı boyunca anneyle tekrar bütünleşme, ideal egosunu tamamlama arzusunu gerçekleştirmek istiyor.
Bu yüzden o annenin kendi bedeninden ya da Alfred Hitchcock'un Sapık filminde gördüğümüz şeydi. Annenin bedeninin materyalinden, nesneleşmiş halinden kurtulabilmesi gerekiyordu. Bunu düşüncesinde tamamlayamadığı için annenin kıyafetlerini giyerek Norman Bates cinayet işliyordu. Burada da sanki o anneye övgü giydirdiği diğer kadınlarla devam ediyor. Ta ki Alma, ki hastalandığı yerde o Twilight Zone'da kapının arkasında annesini gördüğü, evet, ama Alma'nın kapının içinden geçerek ona ulaştığı yerde artık Ödipal'i yeni bir kadına aktarıldı. Bu andan itibaren onun aslında erkek çocuğu olmaya başladı. Hı hı. O halde bu film eşit bir ilişki, eşit bir kadın erkek ilişkisini bize nitelemiyor da yeni bir anne oğul ilişkisini niteliyor gibi. Hocam bir de Reynold'un annesiyle olan ilişkisini bilmiyoruz. Hı hı. Annesiyle çok kötü bir ilişkisi de olabilir. Çocukluğunda ona bakmamış, onu beslememiş olabilir. Ya da annesiyle çok mutlu bir çocukluk geçirmiş olabilir. İki taraftan da okuyabileceğimizi düşünüyorum. Özlem ben duyuyor gibi hissettim. Özlem duyuyor hocam ama belki şefkate özlem duyuyor. Hiç kendisine gösterilmediği için. Bir de küçük çocuk olduğu için abla sanki ikame olamamış. Anne, evet, yerine kesinlikle geçememiş. Evet. Bir de hocam şey görüyoruz filmde. Reynold daha küçük bir erkekken annesine gelinlik dikiyor. Hı hı. Aslında bu da büyük bir travma olabilir onun, evet, için. O acayip sapık filmiyle bağlantılar kuruyoruz şu anda. Aralara indiği geldi bana hocam sanki, evet, biraz. İşte o babanın tanımlaması da yok ya filmde. Evet. Ama yeni bir baba gelebilir ve onun için oğlun hazırlık yapıyor olması gerçekten travmatik. Hı-hı. Ve annenin kaybı sadece fiziksel değil, o zaman psikolojik olarak da gerçekleşmiş. Evet, adamın o obsesif davranışları, çok titiz olması, kahvaltıda ses çıkarılmasını istememesi, işte fazla konuşan insanlara katlanamaması, kalabalıklara girdiğinde o kalabalıkların arasında kaybolma isteğini duymaması gibi şeyler bu anneyle kurulan ilişkide görülebilir. Evet. Çok anlamlı. Cüneyt Cebanoya'nın yazılarını çok seviyorum. Çok iyi bir eleştirmen bence. Ondan bir alıntı yapacağım izninizle. Phantom Thread'in öyküsünün Güzel ve Canavar Masalı'nın bir versiyonu olduğunu dile getiriyor. Beauty and the Beast, hı-hı, biliyorsunuz. Ben de bu konuda bir çalışma yapıyorum. Son 1,5 yıldır sürekli Güzel ve Çirkin hikayeleri izliyoruz. Hı-hı. Split filminde bile aslında, evet, Güzel, hı-hı, ve Çirkin hikayesi izlemiştik. Disney'in çok ünlü uyarlamasının, çizgi film uyarlaması, ki biliyorsunuz Fransız romanı aslında Güzel ve Çirkin masalı. Hı hı. Karakterlere bürünmesinden sonra sanki böyle bir farkındalık arttı. Popüler kültürün sonuçları itibariyle de Güzel Çirkinleri izlemeye devam ediyoruz. Bu açıdan bakmamıştım ama bu filmi Güzel ve Çirkin olarak Cüneyt Cebanoyan nitelendiriyor. Ve diyor ki Phantom Thread'in güzelinin de canavarı hazırladığı iksirle önce öldürmesi, ondan sonra aşkıyla sevgisiyle iyileştirmesi gerekiyordu. Bu film tamamıyla ona uygundur diyor. Biz masaldan biliyoruz ki gülün son yaprağı döküldükten sonra aşkıyla zehirlenmiş olan çirkin, ki hayvan aslında, ölüp tekrar dirilmek zorundadır. Bu yüzden o hastalık bölümünü, zehirleme bölümünü atlatması gerekiyordu Reynolds'ın. Hocam Güzel ve Çirkin'de tam hatırlamıyorum. Canavar kadına tutkun mudur? Tabii. Kadın canavara tutkun değildir. O da tutkundur. O da tutkundur. Ama en son onu dile getirir. Fakat hocam Phantom Thread'de kadın adama tutkun değil. Adam da kadına tutkun değil bence. Şöyle bir şey var masalda. Çirkin sadece şekli önem veren bir prenstir. Bir Fransız prensidir. Bu yüzden kapısına gelen yaşlı bir cadıyı, ki cadıyı olumsuz anlamda kullanmıyoruz biliyorsunuz, hı-hı, feminist çalışmalarda. Ruhun güzelliği konusunda onu uyarmaya gelmiştir cadı. Ve bir gül karşılığında onu gece sarayında konuklatmasını diler. Ama çirkin çirkin olmadan önce cadıyı aşağılar güzel bulmadığı ve kendisine layık olmadığı için ve gülü yere attığı andan itibaren bir büyü gerçekleşir. O prens bir canavara dönüşür ve der ki seni bu canavar halinde sevecek birini bulursan ve sen de ona aşık olursan eski prens büyü bozulacak ve eski prens haline dönüşeceksin. Şimdi biz bunu anlatılarda sık sık karşımızda şöyle görüyoruz. Kaba erkekleri tırnak içinde yola getirmeye çalışan kadın karakterlerle ilgili. Bunu dizilerde özellikle çok çok sık, hı-hı, görüyoruz. Şu anda onunla ilgili bir Türk dizisi de devam ediyor. Siyah ve beyazla, hı hı, ilişkili. Ne yapıyorsunuz o zaman? Bunu doğallaştırıyorsunuz ve yine eşit kurulmayan ilişkiler içinde erkeği formüle etmeye çalışıp
sözde onu doğasından uzaklaştırmaya ve nazik kılarak içindeki prensi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ben bu yüzden bu tür anlatıları endişeyle karşılıyorum. Ve yapmakta olduğum makale çalışmasında da dile getirdiğim şey bu. Kadını sürekli çaba harcayarak hak etme yolunda ilerlettiği için enerjisini harcatan bir ilişki biçimi bu. Benzer bir şey Phantom Thread'de kesinlikle var. Bunu aşk adı altında formüle ettiğinizde yumuşatabilirsiniz. Ya da işte aile kurma gibi kapitalizmin bize dayattığı ve olumladığı bir yöntem üzerinden geliştirebilirsiniz. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Sonuçta erkek bakışıyla belirli bir süre için kendi talebi doğrultusunda elde ettiği kadını istediği zaman gönderebilme hakkına sahip oluyor. Güzel ve çirkinin sonu bunun gizini de taşımakta bence. Çünkü bu sefer kadın erkeğin iyi yönünü olumladığında ve sevdiğinde tekrar prense kavuşmasını sağlıyor. Anlattığı öykü ise her zaman kendisinden yüksek, aristokrat olabilir, maddi olabilir, yakışıklılık olabilir, kendisinden üstün olan birini elde edebilmek için kadının fedakarlık yapması gerektiği yönünde. Bu sakat bir anlatı. Kesinlikle öyle. Bu aslında erkeklik çalışmalarına ele alacak olursak erkeklere karşı da bir hakaret gibi geliyor bana hocam. Erkekleri tamamlanacak, ehlileştirecek varlıklar olarak göstermek. Niçin iki taraf açısını... birbirini olduğu gibi kabul etmiyor? Çok temel bir soru. Türkan ne düşünüyorsun? Hocam Alma niye Reynold'a olduğu gibi kabul etmedi sizce? Çünkü onu hayatından çıkarmak istedi kullanıp. Peki Alma Reynold'a aşık mıydı? Tutku duyuyor olabilir. Ama onu bırakamayacak kadar aşık değildi bence hocam. Bütün kamera açıları ve her şey biraz önce geçen fotoğraflarda da gördüğümüz gibi Reynold'un gözünden verildiği için Alma ile ilgili çok büyük fikrim yok. İşte ama, zaten eleştirdiğimiz nokta burası. Bence başrol Alma hocam ama. Filmin belli bir aşamasından sonra. Ve erkek yönetmenin izin verdiği andan itibaren. Tabii, evet. Bu yüzden ben Reynolds'ın tarafından filmi izliyorum. Bana rahatsızlık veren duygu da buydu zaten. Tarafsız bir şekilde anlatılan o yani film boyunca. Ama aslında filmin ilk giriş aslında sahnesi... ablayı tam da böyle kullanamaz mıydı? Abla kameranın yerine geçebilirdi ve iki tarafı da bize nesnel olarak verebilirdi. Ama yapmadı. Bakın bu bir tercihti. Şimdi konuşurken aklıma geldi. Abla o kadar işte erilleşmiş bir kadın karakter olarak, figür olarak kullanılıyor ki onu o figürde kullanmayın. Üçüncü nesne yani işte kamera gözü olarak kullanın ve sağa bakan kamera, sola bakan kamera gibi kullanın. İkisini de eşit bir anlatıyla bize sunun. Yapmadı. Belki bunu bir kadın yönetmen yapabilirdi. Yapabilirdi, evet. Evet. Enteresan. Sanırım Alman'ın da Reynolds'a aşık olduğunu vurgulamak istedi yönetmen hocam. Türkiye'nin dediği gibi başında işte ben ona her bir zerremi verdim diyordu ya. Aslında Alman'ın aşkını anlatmak istemiş olabilir. Filmin başında onu söylemesi de bir tuzak bence. Baya baya filmi şey yaptım şu anda ama. Çünkü sanki özneymiş ve işte önemli bir yere konumlandırılıyormuş gibi ilk başta görüyoruz. Bir kadının tarihini izleyeceğiz diye düşünüyoruz. Bir kadının anılarının toplamı. Çünkü bellek sürekli erkek tarafından tanımlanıyor. Ama biz burada işte kadının hikayesini dinleyeceğiz sanıyoruz. Ama öyle olmuyor. Olmuyor. Film çok twist denilen o dönüşlerle yapılandırılmış. O yüzden baya baya tuzağa düşmüşüz diye düşünüyorum. Bu kadar güzel görsel yapılanmanın içinde. Bir de biraz önce bahsettiğim şey işte sevgililerin sese kavuştuktan sonra annenin sesini hiç duymuyoruz ya filmde. Sese kavuşan yani itiraz etmeye başlayan sevgililerin hepsinin gönderilmesi konusu. Alma'nın buna direniyor olması bizde bir kıvanç yaratıyor ya, o da bir tuzak. Aslında hak ettiği şey o. Yani hakkı o. Yani hem bedeni kullanıldı hem ruhu kullanıldı ve işi bittikten sonra uslu uslu tırnak içinde gitmiyor diye bir övgüde bulunmak da tuzak. Kesinlikle. Her şey bilmiyorum. Çok üzgünüm. Evet. Anneke Simelik'in çok güzel bir kitabı var biliyorsunuz. Feminist Sinema ve Film Teorisi ve Ayna Çatladı. Neden ayna çatlıyor? Çünkü Lacan'yan anlamda ayna evresinde anneyle kurulan ideal ego ve babanın sesinin duyulması ile ilgili yapının tersine okunması gerektiğini, bunların defalarca tekrarlandığı için bizim için anlamlı, doğal, normal görüldüğünü yıkmaya çalışıyor. Ve çok güzel bir sözü var. İzninizle birazcık alıntılamak istiyorum.
en başından bu yana feminist film eleştirisi artık egemen sinemanın içine işlemiş halde gelen kadın düşmanlığı geleneği ve kadınlara uygulanan şiddeti hedef almıştır. Malvi, Hollywood'un erotizmi sadizmle eşleştiren dikizci yapılara yaptığı yatırımı açığa çıkaran ilk eleştirmendi. Daha sonra başka birçok feminist eleştirmen, dişil bedene yönelik sinemasal şiddeti ele aldı. Kadınlara yönelik şiddetin eleştirel bir analizden geçirilmesinin, eril toplumdaki kadın düşmanlığının kaynaklarına ulaşmamızı sağlayacağı ortadadır. Burada fiziksel bir şiddet olmamasına rağmen ruhsal bir şiddet bulunmaktadır. Bu yüzden Ayna Çatladı kitabına uygun bir şekilde de filmi çözümlemek mümkündür. Hı. Türker, sanırım senin de bir kitap alıntın olacak. Hocam birkaç tane alıntı yapmıştım ama. Hocam moda... Roland Barthes'tan okuyoruz sanırım. Roland Barthes'tan, evet. Moda modernliğin ruhunu, estetik, erotik ve düşsel deneyimlerinin okunabileceğine inanıldığı en iyi alanlardan birisidir demiş Roland Barthes. Ve film hocam, yani moda sektörünü tam olarak bilmiyorum ama sürekli kadın bedeniyle ilişkili bir şey. Erkek kadına dokunuyor, orasını burasını düzeltiyor, saçını düzeltiyor, çık diyor, gel diyor, şöyle yürü diyor, böyle yürü diyor. Yani adamın ben bir şiddet unsuru olduğunu düşünmüyorum bu filmde. Moda dünyasını çok güzel yansıttığını kıyafetle düşünüyorum. Kıyafetle değil, özel hayatlarından bahsediyorum. Kesinlikle duygusal bir şiddet var. Evet. Çekip sürüklemeye çalışması, istediğinde öpmesi, istediğinde yok etmesi, istediğinde evet, cinsel ilişkiye girmesi, istediğinde yok sayması. Hocam aslında Türkiye'nin yaptığı bu alıntıdan şunu çıkarabilir miyiz? Reynold tamamen modernizmi temsil eden bir karakter. Katı, kuralcı, titiz, disipliner, otoriter. Modernizmin olumlu yanlarını unutmadan olabilir. Tamam. Alma da tamamen işte bu çok seksliliğiyle gelerek, ses çıkartarak ve hani... bir şölene katılmıştı ayrıca dans etmek için sanırım özel bir günde. Bu çoğulcu yapısıyla gelerek aslında Reynolds'ın kurallarını yıkıyor diyebilir miyiz sizce? Modernizme bir eleştiri olabilir mi Alma üzerinden? Modernizmin ikili yapılığına bir katkı olabilir galiba. Hı hı. Yani kadının yanında erkeğin ya da erkeğin yanında kadının olmasının gerekli olduğuna bir vurgu yapılabilir. Evet. O yüzden karşılıklı bir değişim dönüşüm ve bu yine güzel ve çirkine işaret ediyor galiba. Çok az vaktimiz kaldı Türker, eklemek istediğin. Tek bir alıntı daha yapmak istiyorum. Bu modacı, moda ressamı Erte'den bahsederken kullanmış bunu Roland Barthes. Ben ana karakter için de uygun olduğunu düşünüyorum. O kadını aramamaktadır. Kadını anında yeniden yaparak ve adeta aynı figürü sonsuzluğa taşıyarak çoğaltacak, doğru bir aynanın bakış açısında suretini çıkartarak vermektedir. Bu binlerce kadın arasında simgesel olarak yoğunluk ve gizeme tanıklık edecek, kadın bedeni üzerine hiçbir çeşitleme çalışması yoktur. Şu aynadaki yansıma olayı tam bizim söylediğimiz şey işte, yeniden yaratmak. Zaten eleştirdiğimiz evet, nokta burasıydı hatırlarsanız. Evet. Mankenleri o catwalk denilen yolda yürürken gördüğümüzde tamamıyla duygusuz bir yüz ifadesi takınmaya çalışırlar. Çünkü orada göstermeye çalıştıkları şey kıyafettir, şapkadır, ayakkabıdır ve benzeri. Almadan öyle olmasını beklediği için. Evet. Ama tuhaf bir şekilde önce onu özel hayatına sokup ondan sonra böyle kullandığı için problem var. Bu yüzden enteresan bir film, çok yönlü okumaya izin veriyor ve çok ustaca kurulmuş tuzakları da var. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Türker, Sedef, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar hocam, gelirseniz memnun olurum. Seve seve. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.